apocalypse. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Berkan Savaş. Bugün size yeni aldığım arabamı tanıtacağım. Evet arkadaşlar, arabamız bu. BMW 316i E46. Başlıyoruz. Evet, uzun zamandır canlı yayın gelmiyordu. Bugün size bir video çekeyim dedim. Evet arkadaşlar, yeni bir araç aldım. BMW 316i E46 kasa. Arabamız 2004 model. 286.000'de. 4 parça boyalı. Güzel bir araba. Geri koltuk var, sunroof'u var, merkezi kilidi var, jantları var, her şeyi var yani arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hız sabitleyicisi var, AUX'u var, geri koltuk zaten demiştim. Koltuk ısıtması var orada, 4 cam otomatik. Güzel bir araba, komple 4 tane airbag var. Ön, yan ve kapılarda olmak üzere toplamda 4 tane airbag var arkadaşlar. Güzel bir araç. Uzun zamandır video çekemiyordum çünkü İzmir'de olan yağışlardan dolayı. Hadi bugün dedim bir pazar günü arabayı yıkayayım, ancak gördüğünüz gibi gene de hava bulutlu. Her an yağmur yağabilir. Dediğim gibi arabam 316'yı. E46'nın ikinci kasası, yani makyajlı kasa. Farları farklı, stopları farklı, tamponu farklı. Ondan sonra kaputu farklı. Bazı şeyleri farklı. Güzel bir araç, temiz bir araba. Denk geldi aldım. Bu paralara VTEC 2'ler satılıyordu, 1.6 S'ler satılıyordu. Ancak BMW kalitesinden vazgeçmedim. Güzel bir E46 aldım kendime. Güzel bir araba. Şu fardaki ledleri sökeceğim. Farlar pasta cilalanacak. Araba komple detaylı temizliğe girecek. Pastalanacak, cilalanacak. Hare giderici, seramiği hepsi uygulanacak. Bunların hepsinin videosu gelecek tek tek. Güzel bir araba. Şöyle göstereyim ben size. Zaten içinden de göstereceğim birazdan. Öncelikle arkadan başlayalım. Arkada gördüğünüz gibi komple deri koltuk. Burada da gene 131'in parçaları. Evet, deri koltuğu var. Şurada bir koltuk dayaması var. Gördüğünüz gibi açılıp kapanabiliyor. Şöyle göstereyim. Kafalıklı. 3 tane kafalıklı. Komple deri döşeme zaten araba. Orijinalden. BMW'nin kendi döşemesi. Şöyle yanlarda maun kaplama var. Orijinalinden. Araç güzel bir araba. Hani hoşuma gitti. Zaten dayımın bir arkadaşındaydı. Berkant dedi, bu araba sana yakışır. Ben de bu arabayı satın aldım. Şöyle gördüğünüz gibi. İçinde beş, maun ve siyah bir kombinasyon var arabanın içinde. Gördüğünüz gibi. Burada da benim kameram var, odam gözüküyor. Gördüğünüz gibi her yer maun. Vites topuzu. Buradan sunroof'un açma düğmesi var. Şöyle göstereyim. Hatta kontağımızı açalım. Sunroof'umuzu da açalım. Evet. Kontağımız nerede şimdi? Kontağımızı arıyoruz. Bulamıyoruz. Birazdan buluruz. Allah Allah, kontak nerede ya? Evet arkadaşlar, kontak anahtarımızı bulduk. Kontak açma anahtarında şu ortadaki BMW tuşu arabayı kilitliyor. Bu açıyor. Bu da bagajı açıyor, şu gördüğünüz. Zaten bagaj açma tuşudur gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, şimdi arabamızın bir hem çalıştırma videosunu hem de bir sunroof'un açma videosunu yapalım. Evet. Burada DSC tuşu var arkadaşlar. Bu tuşu açıp kapatarak şöyle göstereyim. Hatta uzun basarak da şey yapabiliyorsunuz. Devre dışı bırakabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu hani arabanın arka diferansiyelinin kilidini açıyor. Yani yanmayabiliyorsunuz kısacası. Öyle anlatayım. Sol sağ koltuk ısıtmam var. Solu açtım. Dijital klimam var. TV AUX yapmışlar. Güzel bir eklenti olmuş. Şöyle göstereyim. Buradan da sunroof'umuz açılıyor arkadaşlar. Şöyle geriye bastığınızda komple açılıyor. Sunroof güzel bir şey yani her arabada. Buradan da bastığınızda komple kapanıyor arkadaşlar. Ancak burada galiba bir sorun var. Şimdi onu kapatacağım. Kapatıyorum. Ben her zaman bu şekilde kullanıyorum. Üste basıp şöyle yarım açık şeklinde. Güzel oluyor. Arabamız bu şekilde arkadaşlar. Güzel bir araba. 2004 model, dediğim gibi 286.760 kilometrede. Yaşına göre kilometresi güzel. Hani motor bakımları zaten yeni yapılmış. Komple 6.000 liralık bakımdan çıkmış. Ön arka sis farları var. Şöyle göstereyim. Kadran aydınlatmasının açılması ve kısması var. Güzel bir araba. Otomatik farı var. Farlar xenon bu arada. Orijinalden mercekli. Farlara sadece bir detaylı temizlik, pasta cila lazım. Bu kokular benim asla vazgeçilmezimdir. Her arabamda vardır.
Gördüğünüz gibi dijital klimalı. Sadece önde klima var. Arkada klima yok. Soğutması, ısıtması güzel. Yani şöyle göstereyim. Güzel. Yani arkadaşlar güzel bir araba tercih ettim. Hani Honda tercih edeceğime BMW'yi her zaman daha çok tercih ederim. Alman kalitesinden şaşmam. Böyle teybin böyle kısma açma tuşları, ondan sonra CD çıkartma, Bluetooth'lu konuşma. Buradan hız sabitleyicisi var. Hız sabitleyicisi de var bu arada arabada arkadaşlar. Şöyle göstereyim tekrar içini. Gördüğünüz gibi 2004 model bir BMW E46 316'yı. 316'yı tercih etmemin sebebi hem fiyatından dolayı hem de yani ben o kadar performanslı arabayı sevmem hani. Arabanızda her zaman kullanabileceğiniz kadar bir performans alın. Hani gidip de hani boşu boşuna arkadaşlar 15-20 milyar verip de 316 yerine 320 ya da 325. Yani her zaman büyük motorun derdi daha çok büyük olur. Ortalama bir mesela 316'nın bakımı 200-300 lira aralığında olurken bir 320'nin bakımı daha pahalı fiyatlara çıkabiliyor. Dediğim gibi arkadaşlar bu benim artık yeni arabam. Bununla ilgili videolar gelecek. 131'de zaten boyada hani 131'i 131 ne oldu diyorsunuz. Arkadaşlar 131 gördüğünüz gibi İzmir yağmurlu olduğundan dolayı boya işi biraz gecikiyor. Çünkü hani soğukta hani mesela şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Yağmurlu havada boya yapılmaz. Arabanın boya... Evet arkadaşlar. Dıştan gördüğünüz gibi de bu şekilde arabamız. Far pasta cilalanacak. İçindeki led çıkacak. Led koymuş eski sahibi. Daha arabaya başlayamadım. Pasta cila işlemleri yapılacak. Videonun başına da bahsettiğim gibi. Şöyle göstereyim arabayı. Arka stoplar temizlenecek. Jantlar değişecek. 18 yapabilirim. Cam filmlerini sökeceğim. Çünkü arabanın içi deri koltuk olduğundan güzel göstermiyor kendini. Ben sevmiyorum bir arabada cam filmi. Gördüğünüz gibi bu şekilde arabamız. Güzel, temiz bir E46. 316 iyi. Bu fiyatlara alınabilecek en güzel arabalardan bir tanesi. 16 inç orijinal jantları var altında. Ancak ben BMW'nin 18 jantlarını takacağım. M2 olabilir. Ya da 18 BBC Le Mans da olabilir. Bakacağım artık janta. Tavanında gördüğünüz gibi ufak tefek güneş yanıkları var. Boyacımla konuştum. Bunlar da dedi pasta cila ile gider. Çok bir şey yok yani. Hani bu cilasız olduğundan böyle bu şekilde gözüküyor. Şu arkadaki belki balık sırtını sökebilirim. Bu şekilde arabamız. Yeni proje bize hayırlısı olsun.